tarihsel bildirgesine göre tüm insanlar dil, din, ırk, cinsiyet ve siyasal düşünce gözetmeksizin eşit hak ve özgürlüklere sahiptir. Günümüzde anayasa, kanun ve uluslararası sözleşmelerle kadın hak ve özgürlükleri güvence altına alınmıştır. Ne yazık ki yeterli yaptırımların uygulanmaması, gerekli önlemlerin alınmaması veya iyi hal indirimi haksız tahrik gibi gerekçelerle suçluların cezaları hafifletilmektedir. Bu durum, kadına yönelik şiddet ve cinayetlerin giderek artmasına sebep olmaktadır. Kadın cinayetlerini durdurucu hız platformu verilerine göre 2019 yılında 474 ve 2020'nin ilk 2 ayında 49 kadın erkekler tarafından öldürüldü. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nün 163. yılında bu sorunu çözecek tüm tarafların daha samimi adımlar atmalarını temenni ediyorum.